Merhabalar. Kendinizi tanıtır mısınız bize? Ben Bahattin Demiray, milli sporcuyum. Ayrıca Anadolu Gazetesi'nin köşe yazarı olarak devam ediyorum. Ekstra olarak Demiray Hidrolik adı altında iş merkezimiz var. Ostim ve Çerikli Sanayi Sitesi'nde böyle bir çalışma içerisindeyiz. Peki branşınız neydi milli sporcuyken? Güreş de şey yaptık. Tabii güreşi geçmiş dönemlerde bazı sıkıntılarımız oldu. Ama şimdi gençliğimiz devlet hükümetimizin de katkılarıyla bu şekilde bir destekleri olduğuna inanıyorum. Genç şampiyonlarımız devam edecekler. Taha Akgül, Rıza Kayalp gibi, Şeref Eroğlu Federasyon Başkanımız çok gerçekten bir çalışkan bir kardeşimiz. Ümitlerimiz var. Devam ediyoruz. Hamza Yerlikaya gibi şampiyon kardeşimiz. Nice tabii hepsini saymaya gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda sporcuya çok kıymet verdiği için Türk sporunun dünya ülkelerinde kendisini tanıtabilmek için mücadeleler veriliyor. Mutluyuz. Geceyle alakalı görüşlerinizi alabilir miyim? Gece bu konuda ilgili bu organize yapan dost ve arkadaşlarımıza gerçekten mutluluk diyoruz. İnsanın en azından belli bir gün ve zamanlarda böyle bir topluluklar oluşması fevkalade bir anlam taşıdığına da inanıyorum. Bu konuyla da ilgili gelecekte de siz gençler bu konuları devam ettirirseniz bizler de mutlu olacağız. Devlet hükümetimize zeval vermesin. Vatan haini olanları da Allah onları da ıslah etsin. İç hainler bizi sıkıntıya sokuyor. En kötü sıkıntı. Çok teşekkür ederim değerli düşünceleriniz için. Saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum. Atamızın, aziz atamızın dediği gibi siz gençlik bu konuları ayak tutacak sizlersiniz. Ve mutluyuz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Cemal Ay. Orduluyum. 4 çocuk babasıyım. Ankara'da inşaat ve ticaret olarak 2 dalda faaliyet gösteriyorum. İnşaat hakkındaki projelerinizi anlatır mısınız bize? İnşaat projelerimizden bahsediyoruz. Tabii ki zaten burada bulunmamızın sebebi de o. Yani ülkemiz çok zor durumlardan geçiyor. Tabii sadece ülkemiz değil, dünyada çok zor durumlardan geldi bugünlere. Ve hala büyük sıkıntılar, global sıkıntılar var. Tedarik zincirleri aksadı işte pandemiden kaynaklı. İşte şimdi bir de savaş belası. Dünya nereye gideceği belli değil. Bu ortamda biz yeni bir atılımla hakikaten çok iyi, en iyi çıkış yapan olarak, inşaat firması olarak 3 projeye birden başlıyoruz 2022 yılında. Burada tabii ki maksat evet sıkışmış bir ekonomiye canlılık getirmek. Hakikaten inşaat sektörü de çok durağanlaştı. Talepler fazla arttı. Burada arzı daha da fazlalaştırmak adına, istihdamı fazlalaştırmak adına, sıkışmış ekonomiyi canlandırmak adına böyle bir güç birliği yaparak atılım yaptık. Tabii sağ olasınız arkadaşlarınız da bizi bu böyle bir ödüle layık gördüler bu atılımdan kaynaklı. Sonuca varacağız inşallah. Gece hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Tabii bunlar da bizim için bir moral motivasyon. Yani her şey sadece çalışmak, üretmekle olmuyor. Bunun bir de takdir edilmesi tabii başkaları tarafından, insanlar tarafından, halkımız tarafından, vatandaşlarımız tarafından görülmesi de çok önemli. Görülmüş yani yaptıklarımızın karşılığını insanların görmüş olması bizi de memnun ediyor. Böyle bir ödül tabii ki onurlandırıyor, azmimizi artırıyor. İnşallah daha iyi projelere, daha iyi istihdamlara doğru devam edeceğiz diyoruz. Bugünkü Ankara'daki yapmış olduğumuz projeler, beraber Cemal Bey'le aynı zamanda yapmış olduğumuz projeler, İskitler Merkez, İskitler Yaşam, Beytepe, VIP Tower bu şekilde ve VIP Tower olaraktan bu projelerimiz devam ediyoruz bu şekilde. İnşallah Ankara'ya faydalı olmaya çalışacağız. Bunlar da güzel günler inşallah görüşeceğiz. Ödül töreni hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Bize bu ödülü layık gördüğünüz sizlere çok teşekkür ederim. Bu programı aynı zamanda düzenleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.
Herkes sağ olsun. VIP Tower bir Ankara markası konut sektöründe. Ama hedefimiz bunu bir Türkiye markası yapmak. Kısa zamanda da inşallah her platformda bu markayı duyacaksınız. VIP Tower. Geleceğin markası, konutun ve iş yerinin, inşaatın zirve markası olacak. O yolda hızla ilerliyor. Abdurrahman Ay, mimarım. VIP Tower markasının ikinci kuşağıyız bizler. Öncelikle büyüklerimizden aldığımız tecrübeleri kendimize katmaya çalışıyoruz. Sonrasında aldığımız eğitimi ve kendi vizyonumuzu öncelikle VIP Tower markasına, sonrasında VIP Tower'ın yaptığı projelere katmaya çalışıyoruz. Böylelikle hem kendimizi geliştiriyoruz hem de VIP Tower'ı kendi çizgimiz doğrultusunda bir yerlere ilerletmeye çalışıyoruz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Bu projenin geçiş yılı, tarihi belli mi peki? Öncelikle şu an Beytepe'de devam eden Mira Residans bu yıl sonu teslim olacak. Sonrasında Allah nasip ederse 2 ay içerisinde VIP Tower Beytepe'nin temellerine başlamış olacağız. Ondan sonrasında ise İskitler'de başlayacak olduğumuz VIP Tower Yaşam ve VIP Tower Merkez projelerinin ise temellerini atacağız 2 ay içerisinde inşallah. Akşamki ödül töreni hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Güzel bir organizasyon. Teşekkür ediyoruz emeğe geçen herkese. Farklı sektörlerde sektörün öncüleriyle beraber hem tanışma imkanımız oluyor, birbirimize katacağımız, öğreneceğimiz şeyler oluyor. Özellikle biz gençler için de çok güzel bir aktivite. Teşekkür ediyoruz. Orhan Ünsal, Ünsal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapıyorum. Ankara'da inşaat sektörüyle iştigal ediyoruz. Yılın en iyi inşaat firması ödülüne layık görüldük Ünsal Grup olarak. Ankara'da çok önemli projeler yaptık bugüne kadar. Binlerce konut ürettik, binlerce ticari üniteler yaptık. Şu an Ankara'da Ankara'nın en büyük projesi olan Meva Şehir Projesi'ni yapıyoruz ve bitirdik, teslim de ediyoruz inşallah. Meva Şehir Projesi bir dünya markası. Konseptiyle, büyüklüğüyle, ölçeğiyle, sosyal alanlarıyla dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi. İçerisinde 1800 konut bulunuyor. Aynı zamanda kendine özel bir göleti var Meva Şehir Projesi'nin. Alışveriş merkezi, okulu, özel bir fırını olan, açık ve kapalı yüzme havuzları, spor alanları olan bir proje Meva Şehir Projesi. Projemiz 2017 yılının sonunda başladık. 2021'in sonu itibariyle teslim ettik. Şu anda da yaşama başlandı ve insanlar taşınıyorlar. Biz de bununla mutlu oluyoruz. Yeni projelerimiz de olacak inşallah Ünsal Grup olarak. Ankara'da İncek'te yeni bir projemiz olacak, karma bir proje. Yine Meva Şehir'in markasını Türkiye'nin farklı şehirlerine de taşıyoruz. Antalya'da yeni bir Meva Şehir Antalya projemiz olacak. Bunun yanı sıra da Bodrum'da Meva Şehir Bodrum tatil evleri projemiz önümüzdeki yıllarda inşallah başlanacak ve biz de bunu kamuoyuyla paylaşacağız inşallah. Akşamki organizasyon hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bugünkü organizasyon gerçekten çok güzel bir organizasyon. Bundan 2 yıl önce yine bu organizasyonda ben ödül almıştım Ünsal Grup olarak. Bugün de Ankara'ya değer katanlar olarak yılın en iyi inşaat firması ödülünü aldık. Bu anlamda çok mutluyuz. Güzel bir organizasyon. Yani burada isim olarak bu organizasyonun anlamını aslında çok güzel ifade ediyor. Ankara'ya değer katanlar. Biz de eğer Ankara'ya değer kattıysak ne mutlu bize diyoruz. Ve organizasyonu gerçekleştiren Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği'ne de çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu, Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi. Teşekkür ederim. Akşamki organizasyon hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Ben bu güzel mekanda Ankara Ticaret Odası'nın gerçekten fevkalade güzel bir mekanı burası. Bu güzel toplantıyı düzenlediği için öncelikle Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Derneği'ne teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii değerli başkanımız Ömer Bey'e. Bütün Ankara'da sevilen, seçkin dostları bir arada görme fırsatımız oldu. İnşallah Ankara'ya değer katanlar ödülleriyle de bu seçkin insanları ödüllendirecekler. Bu gece de burada olmaktan büyük gurur duyuyoruz. İsmim İlhan Emre Alakuş. Kasır Mimarlık Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanıyım. Ankara'da İncek bölgesinde bulunan projemizi yürütmek adına bir faaliyet yürütüyoruz şu anda. Bu şekilde. Projenizin adını söyler misiniz?
Projemizin adı Villa Monza. 13 villadan oluşan site konseptinde bir villa sitesi. Güvenlikli. Şu an ihtiyaçları tam nitelikleriyle karşılayabileceğini düşündüğümüz, bütün ihtiyaçları içinde barındıran, doğal bir yaşama arzusu olan insanların tercihini açtığımız bir çalışma yürüttük. Önemsediğimiz en büyük noktalardan birisi doğayla özdeş, doğa dostu, türlüce böyle geri dönüşüm imkanları olan, işte kullandığımız suyu ikinci sefer kullanabileceğimiz, yani bahçe sularken kullanabileceğimiz, güneş verimliliklerini artırabilecek imkanlarla birlikte bütünlediğimiz bir projemiz var. İnsanların burada yaşamını yaşam kalitesini artırabilecek birçok imkan sunduk. Bunların en başlıcası insanların, sitede yaşayan insanların araçlarında yaşayacağı konforu en üst seviyeye çıkartabilmek adına kapalı garaj sistemini ve bahçe kullanımından herhangi bir kayıp yaşamamasının adına yer altından tünel otopark sistemiyle yürüterek 4 araçlık her villaya ait olmak üzere bizim şu anda otopark imkanımız var. Bu Ankara'daki ilk projelerden. Bu manada en büyük insanlar için buradaki önem arz edecek hususlardan bir tanesi bu. Müstakil bir villa yaşantısı olacak. Herkesin bağımsız bölümleri oluşmuş bir vaziyette. Kişisel yaşantısının konforun en üst seviyeye çıkartabileceğine inandığımız bir proje geliştirdik. Villa Monza, evet, isminde. İncek bölgesinde. Bu şekilde projemizin. Akşamki organizasyon hakkında neler düşünüyorsunuz? Projemizi gerçekten biz beğenerek bir süreç içerisinde devam ettirdik. Bu beğenimizin de tabii ki böyle kamuoyu tarafından da takdir görülerek, bir beğeniye sunulduğu takdirde böyle seçkin bir ödüle layık görülmesi bizi çok gururlandırdı. Bu manada insanların ve çevremizdeki bütün iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın destekleriyle böyle bir sürecin başından sonuna kadar hep birlikte göğüs gererek bu ödülü hep birlikte kazandığımızı düşünüyorum. Ankara'ya layık bir ödül olduğunu düşünüyorum. Beypazarı Doğal Maden Su Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan. Buraya değer katmaya geldik. İnşallah Allah utandırmasın, güzel şey olacağını düşünüyorum. Gece hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Evet, çok güzeldi. Gene layık görüldük ödüle de. Şimdi bugün de görülüyoruz. Mutlu oluyoruz. Yani onurlandırılmak çok güzel şey. Gururlanmak çok güzel şey. Bu sebeple bize bu duygu yaşatan herkese ayrı teşekkür ediyorum. Şahsınızda ekibimize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Ankara Otosanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu. 2010 yılından bu yana Ankara Otosanatkarlar Esnaf Odası Başkanlığını yürütmekteyiz. Ankara Otosanatkarlar Esnaf Odamız 5000 üyesiyle Ankara'nın ikinci büyük esnaf odası. Bizim esnafımız Ankara'daki sanayilerimizde özellikle araç sahiplerine hizmet veren bir sektör, otomotiv sektörü. Bu vesileyle de bizim esnaf ve sanatkarımızın sorunları, sıkıntıları, hem de bu sorunlar, sıkıntılar, hem bütün araç sahiplerinin sorunları, sıkıntıları. Bugüne kadar esnaf odası olarak, esnaf odası başkanı ve yöneticileri olarak bugüne kadar bu sorunların çözümü noktasında ve buna ilgili projeler geliştirerek hem esnaf odamızın hem de esnaflarımızın ve araç sahiplerinin, araç sürücülerinin sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde bugüne kadar mücadelemizi devam ediyoruz. Akşamki organizasyon hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Tabii ben öncelikle teşekkür ediyorum Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği'ne ve emeği geçen herkese. Güzel bir organizasyon. İnşallah ödül alan bütün ödül sahiplerine de ben teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyonlar. Bu organizasyonların tabii ödül alacak kişilerle ilgili de bundan sonraki süreçlerde de daha motive olmaları noktasında olumlu bulduğumu söylemek istiyorum. İnşallah nice nice ödül törenlerine diyorum. Size de teşekkür ediyorum. İsmim Adem Şahin. Biz bir dijital platform mensubuyuz. Markamızın ismi TimeTürk. Evet. Dijital alanda hizmetler veriyoruz. Haber sitesiyiz. Türkiye'de bu anlamda milyonlara hitap ediyoruz. Dijital medya biliyorsunuz son dönemlerde, özellikle son yıllarda çok büyük bir çıkış yakaladı. Biz de bu anlamda Türkiye'de var olan siteler içerisinde internet haberci yapan medya grubuyuz. Şu anda TimeTürk olarak biz Türkiye'de Türkçe dahil 6 dilde tek yayın yapan dijital platformumuz. Biz bu diller arasında şu anda mesela tabii Türkçe başlı başına, tabii onun haricinde Almanca, İngilizce, Arapça
Kürtçe ve Azerice. Evet. Akşamki organizasyon hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Valla ben şöyle düşünüyorum. Tabii çok güzel bir organizasyon. Ben bu organizasyonu yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun bir parçası olmak bizim için de mutluluk verici. Biz de burada yapmış olduğumuz işlerle alakalı bir ödüle layık gördük ve o ödülü almak için buraya geldik. Ben tüm yöneticilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Adım Süleyman Adanur, Trabzonluyum. Ankara'da inşaat sektöründe ve teknoloji sektöründe faaliyetler gösteriyoruz. APA Teknoloji olarak Malezya'da bir şirketimiz var, yeni kurduk. Ve orada ciddi bağlantılar yaptık. Malezya Hava Yolları'yla sözleşme imzaladık. Üretimi burada yapacağız. Hem Türkiye ihracat konusunda katkımız olacak. Hem de orada da işletme tarafında Malezya Hava Yolları'nda yapacağız. Akşamki organizasyon hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdilik güzel, gayet güzel gidiyor. Ben Eski Engelliler Dernek Başkanıydım, Türkiye Engelliler Dernek Başkanı. Hep onlardı tabii projelerimiz ama vardı. Şu andaki bütün yapacağım projelerim engelli çocuklar için oluyor. Çok yakında da bir kitabım çıkıyor, kızımın adına yapacağım. Kızım Hayallerim ve Ben diye bir kitabım var. Bunu da inşallah TRT'ye bir belgesel yapmak istiyorum ki böyle bir teklif de geldi bana. Böyle bir projem var. Ayrıca de Türkiye'nin enleri bir projemiz olacak. O da sürpriz. Yani sürprizlerle dolu bir projemiz var yani. Kitabınızın çıkış tarihi belli mi? Sanıyorum Eylül'ü bulacak. Eylül'ü bulacak ama büyük bir tanıtımda tabii sizlerle paylaşacağım. Basınla paylaşacağım önce. Bu şey. Akşamki organizasyon hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Vallahi çok güzel bir organizasyon. Yani burada da bulunmaktan mutlu oldum. Biliyorsunuz ben aynı zamanda da Sankon'da Yüksek İstişare Kurulu Başkanıyım. Orada da çok güzel elçiler arasında bir iş forumları düzenliyoruz. O da çok güzel gidiyor. Yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sosyal AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Uzunkök'le birlikteyiz. Can Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yeni projelerinizden bahseder misiniz bize? Şimdi öncelikle programdan bahsedeyim biraz. Program çok hoş. Ankara'ya Değer Katanlar ödül töreni. Çok farklı bir ödül töreni. Çok farklı simalarla burada da tanıştık. Ankara'da olmamız münasebetiyle bazı tanımadığımız simaları da bu ödül töreni aracılığıyla tanıdık. Sağ olsunlar, düzenleyen ekip de bizi de buraya davetli olarak yazmış. Biz de teşriflerde bulunduk. Projelerimize gelecek olursak sosyal aşı olarak biz anket firmasıyız. Bizim anket firmamız biraz daha mevcuttaki anket firmalarından farklı. Mevcuttaki araştırma şirketleri yüz yüze veya telefonla araştırmalar yaparken biz sosyal medya üzerinden araştırmalar yapıyoruz. Tabii bu sosyal medya üzerinden araştırmalar yapmamız sebebiyle hem daha kısa sürede istenilen sonuca ulaşıyoruz. Örnek veriyorum, Türkiye genelinde araştırma firmaları 3000 kişiyle araştırma yaparken biz 50.000 60.000 kişi hem daha yüksek sayıda hem daha kısa sürede sonuca ulaşabiliyoruz. Tabii her şey dijitalleşti. Niye araştırma şirketi dijitalleşmesin dedik. Zaten bir ajans buldum adında bir fenomen ajansımız vardı, Influencer Ajans. Onunla onu birleştirdik. Biz SOSAR, yani sosyal medya araştırma şirketini kurduk. Fenomen arkadaşlarımızla desteğiyle kitlelere ulaşıyoruz. Sonucumuza ulaşıyoruz bu şekilde. Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği'nin organize ettiği görüyorsunuz. Duvarlarda 20 günümüzde burada kendileri. Aynı zamanda bir yönetim kurulu. Organize ettiği Ankara'nın enlerine hoş geldiniz. Sabahlar. Evet, bu güzel geceyi ve birlikte tabii ki sizler de bu gece güzel. Türkiye'nin enlerinden partnerim Nefise Karatay'la birlikte, ben Zafer Kiraz. Programın sonuna kadar sizlerle birlikte olacağız. Baştan söyleyeyim, hatamız olabilir, dilimiz Türkçe'dir, affola. Çünkü bu bir canlı yayın, her şey mümkün. Çünkü ölüm sahiplerinden bazıları işi çıkabilir, gelmeyebilir, yerine başkası alabilir. Dolayısıyla sıkıntı yok bizim için, sizin için de hiç olmaz. Değerli misafirler, bu güzel gecede sizlerle de Ankara'da olmak benim için de çok büyük bir mutluluk. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Birincisi 2018 yılında düzenlenen ve adaya giren pandemi sebebiyle ikincisi de şimdi icra etmenin fırsatını bulduğumuz dönemimizde sizleri de aramızda görmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumuzu da belirtmek istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz efendim.
Değerli misafirlerimiz, Ankara'ya değer katanlar ödül töreninin açılış konuşması için öncelikle Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Sayın Ömer Uzun'u davet edeceğim ama şimdi değil, önce bir kısa bir özet. Sayın Ömer Uzun, 1954 yılında Ankara'da doğdu. Uzun yıllar gazetenin konu dahil tüm birimlerinde görev yaptı. Tercüman gazetesi ilk hayatı sonlandırdığında, akşam gazetesinde gazetecilik hayatı sürdürdü. Emekli oldu. Kendi gazetesi olan Ankara'da Gerçek Haber Gazetesi'ni derin hayatına geçirdi. Ayrıca Kimse Haber Gazetesi, Radyosu ve TV'sinde yeni genel derin yönetmeni olarak görev yaptı. Dilini Gerçeklerin Aynası adı altında programda hazırladı ve sundu. Gazetecilik hayatı boyunca 200 ünlü ödül aldı. Etimiz bu Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanlığı ile birlikte birçok sivil toplum kuruluşunda yer aldı. Sürekli basın katkı sahibi, iki çocuk babasına. Kim ve bu isim? Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Sayın Ömer Uzun. Buyurun. Savaşta barışta, her türlü hava şartlarında gecesini gündüzüne katarak sayısız olumsuzluklara rağmen haber peşinde koşan insanların gözü, kulağı, sesi de onlar. Kimlerden de bahsediyorum? Basın mensubu değerli meslektaşlarından. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün basın özgürlüğünü anlattığı şu sözü çok önemsiyorum. Basın başlı başına bir kuvvet, bir okul ve bir rehberdir. Değerli katılımcılar, demokrasinin haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlendiğini ve zevkini kazandığının farkına varmak zorundayız. Bilinmelidir ki basın mensupları olarak bizlerin gecesi gündüzü yoktur, özel hayatımız kısıtlıdır. Yeri gelir, yaptığımız bir haber nedeniyle şiddete uğrarız, yeri gelir, bir haberde göklere çıkartılır, ödüllere layık görülürüz. Ne şiddetle yıllar, ne de aldığımız ödüllerle şımarıp işimizi savsaklarız. Çünkü biz toplumun sorunlarına ışık tutan basın mensuplarıyız. Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği'nin kurulduğu günden bu yana yaptığımız çalışmalar, gerçekleştirdiğimiz ziyaretler, paylaştığımız oluşumlar, yaptığımız seminerler de bilinmekte, tanınmakta ve takip edilmektedir. Şunu bilmenizi isterim ki, yapıcı ve kalıcı amaçlar doğrultusunda yola çıkan, günden güne büyüyerek Ankara'yı kucaklayan gerçek bir sivil toplum kuruluşudur Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği. Gazetecilerin haklarını korurken özelleştirme de yapan Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği. Yaşadığımız kent olan Ankara elbette bizim için apayrı bir değer ve önem arz etmektedir. Biliyoruz ki Ankara için çalışan, Ankara'ya değer katan yüzde ve seçkin siyasetçi, bürokrat, sanatçı, sivil toplum kuruluşu ve bireyler bulunmaktadır. Gelelim Ankara'ya. Kültürlerin harmanlandığı Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir Ankara. Cumhuriyetin kalesi, Cumhuriyetin kalesidir Ankara. Atatürk gerçekten Ankara'ya değer vermiş, hayatını bu şehre vakfetmiş, bu şehirle bütünleşmiş. Ankara'nın gelişiminde büyük katkı sağlayan Cumhuriyetimizin çok önemli kurumlarını Ankara'da kurmuştur. Bizler Cumhuriyetimizin değeri olan Atatürk'ün emanetlerine Ankara'lar olarak sahip çıkmalıyız. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Ulu Önder Atatürk'ün Ankara'yı ne kadar sevdiği, kasaba iken Türkiye'nin başkenti konumuna getirdiği, önem verdiği ve değer kattığı aşikardır. İzninizle ilk ödülü Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e manevi huzurunda vermek istiyorum. Atam, bu millet size çok şey borçlu. Emanetim emin ederler. Atamızı rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Ruhun şad olsun atam. Değerli konuklarım ve dostlarım, yaşamak güzeldir. Huzurlu ve mutlu, sağlıklı yaşamak daha güzeldir. Can güvenliği, mal güvenliği olan bir yerde yaşamak ise çok çok daha güzeldir. Tüm bu şartları sağlayacak olan kimler? Tabii ki yöneticilerimiz. Ankara sizlerle güzeldir. Bizler de marifet, iltifata tarihi sözüne yola çıkarız.
Ankara'ya değer katanlar ödül töreni düzenlemiş bulunmaktayız. Değerli konuklar, daha konuşacak, anlatacak çok şeyimiz var ellerine. Sözü kısa süre kalıcı olanı makbul müşteriler. Bu nedenle konuşmama son verirken hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Ömer Bey'i tabii gitmiyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz Ömer Bey? Bu akşam üçümüz birlikte burada, tören sonuna kadar birlikteyiz. Sevgili konuklar, biz bir değişiklik yaptık. Bugün çok fazla kargaşaya yol açmasın diye. Ödülü doğal olarak ödül verenler değil, değerli başkanı tarafından sunulması daha anlamlı olacak diye düşündük. Ve konuklarımızı da daha fazla yormadan, kendilerinden sürekli ödül vermelerini rica etmeden Sayın Başkan'ın sahneleri ağırlayacağız bizimle birlikte. Üçümüz birlikte hayatta sonuna kadar sizlerin karşınızda olacağız. Ne oldu? Bu noktaya nasıl gelindi? Kolay değil tabii. İşte yönetim kurulu üyeleri burada, jüri burada. Uzun süre tüm isimleri elden geçirdiler. Bir yıl boyunca sonuçta bazı isimler belirlendi. Ödül ama güzel. Çok. Bence de yani yaptığın işi, işte iyi yaptığının bir tescili. Hani aslansın, sen kaplansın, yürü çok iyi işini yapıyorsun demek, devam et demek, iyi emek veriyorsun demek. Dolayısıyla da ödül her zaman çok güzeldir, her zaman büyük bir teşvik olsundur. Öncelikle size bölümümüzün ödül hakkında bilgi verdik önce. Bölümümüzün birinci bölümünde ödüllerin takdimleriyle başlayacağız. Daha sonra değerli Türk sanat müziği sanatçımız Umut Akbürek'in şarkıları bize eşlik edecek. İkinci bölüm takdimlerin ardından ise yine Türk Sanat Müziği'nin değerli sesi sevgili Safiye Soyman bizlere eşlik edecek. Ardından tüm ödül alan Ankara'ya değer kazan misafirlerimizle birlikte sahnede toplu olarak fotoğraf çekimi gerçekleştireceğiz. O yüzden özellikle rica ediyoruz. Ödül alan davetlerimiz lütfen aramızdan ayrılmasınlar. Gecenin sonunda hem onlara bir sürprizimiz bekliyor hem de toplu olarak bir hoşçakalın diyeceğiz. Evet, ilk ödül için Ankara Valisi'nin değerli bir isim tabii ki. Sayın Ankara Valisi Basit Şahin şu anda aramızda değil ama neden ödülü alacak bilgisi? Özellikle önce onu bir söyleyeyim ve ödülü alacak Sayın Vali'yi de takdimini olarak aldığından. Sayın Ankara Valisi Basit Şahin, görev geldiği günden bugüne kadar çalışmalarıyla, yaptığı hizmetlerle, başarılı kriz yönetimiyle Ankara'ya değer katan bir isim oldu. Bundan dolayı kendisine Ankara'ya etmek ödülünü takdim ediyoruz. Ankara Valimiz aramızda olmadığı için kendileri adına Vali Yardımcımız Sayın Bekir Yılmaz'ı Thank you.
Şimdi onu anlatacağız. Söyleyelim mi? Peki, evet. Söyleyelim. Evet. Pek çok ilke imza atan Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Enver Deviren, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin ardından dünyada ilk olan Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı Ankaralıların hizmetine sunmuştur. Verdiği hizmetlerden ötürü kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Doğru biliyorum. Tabii sahip bekçilerim, Basarcım, Kıymetli Valim, Kıymetli Hanımefendiler, Beyefendiler, herkes sahibine selamlıyorum. Etimesgut'ta son çalışmalardan birisi olan Türk Tarih Müzemiz gerçekten görmeyenler varsa görmenizi tavsiye ederim. Onun için Türkiye'de ve Türk coğrafyasında yaklaşık 60 bin metre karealan üzerinde inşa ettiğimiz bu müze kapalı alabilir de hem açık müzesinde Ankara'mıza çok değer katmış. Bu yönde herkesi davet ediyoruz. Orayı görerek Ankara'mıza ve İtimesgut'umuza kattığımız değeri yerinde tespitini özellikle istirham ediyorum. Ben size saygılar sunuyorum. Sağ olun. Evet efendim, Sayın Başkan yerini alırken biz de törene devam edelim. Sırada yılın inşaat firması ödülü var. Ödülün sahibi Ünsal Grup. Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Ünsal'ı sahneye davet ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için katma değer üreten Sayın Niyazi Ercan, yılın iş
daha güzel işlere imza atarız. Ancak benim nazarımdan sadece Ankara değil, tüm Türkiye'de, hatta dünyaca da markalar bir tanesi ve aynı zamanda beyin pazarı markasının dünyaya tanıtan tek firmayız. Değerli başkanımız Tuncer Kaplan sayesinde gerçekten çok destekleniyorum. Sayın Bekim sayesinde çok güzel imkanları sundu, ona ben teşekkür ediyorum. Hepinize geldiğinizden dolayı her yerde teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. İlginç bir kategori var sırada. Yılın en iyi villa mimarisi ödülü. Ödülün sahibi Kasım Mimarlık ödülü almak üzere yönetim kurulu başkanı Sayın İlhan Emre Alakuş şimdi sahneye gidiyor. Halka hizmet ilkesiyle 1956'dan bu yana
3'er sürdüğümüz yolculuğu bütün güzelliğine devam ediyoruz. En yüksek kaliteye, en uygun fiyata, tüketiciye ulaştırma konusundaki temel hedefimizi yakaladığımıza inanıyoruz. Hacı İsmailoğlu ailesi 20 satışı noktası ve 150 çalışanıyla Ankara'nın en büyük katkı markası oldu. Bundan sonraki hedefimiz milli damak zevkimizi dünya halklarına yayarak bayrağımızı bütün yer kürede dalgalandırmak olacak. Bu vesileyle Samandaş'ın tüm pazarına Hacı İsmailoğlu ailesine gösterdikleri teveccüh için tekrar teşekkür ediyorum. Evet, bütün alanları biliyoruz. Devam ediyoruz bütün hızımızla. Şimdi de sırada doğal yaşama saygı ödülü var. Ödülünü almak üzere Keçiören Belediye Başkanı Sayın Turgut Altınoklu sahneye davet ödüllerimizi dağıtmaya devam edelim. Şimdi sırada yılın ilanecisi ödülü var.
Öbür gecemize ev sahipliği yapan Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Gürsel Baran'ı ödül davet üzere sahneye davet Doktorların seçim derneğince belirlenen ve tüm dünyada en iyi 100
Merkezi'ne girmeyi başaran tek Türk hekim bulunan Doktor Muhammed Özgehan, yılın tıp doktoru ödülüne layık görüldü. Ve bir kurucu ekibimizce kurucusu oldu. Tripa Estetik Kliniği ile 40 ülkeden üstünde hastaya saç ekim cerrahisi uygulaması yapan Özgehan, aynı zamanda Trikoloji ve Saçlı Deri Hastalıkları Derneği'nin de kurucu başkanıdır. Tebrik ediyoruz. Yılın tıp doktoru. Evet, yılın tıp doktoru. Şimdi sırada yılın en iyi altyapı firması ödülü var. Altyapı çok önemli. Her yer için, tüm dünya için. Ödülün sahibi Öz Erkan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eşref Kereş şu anda buradalar ve sahneye doğru geliyorlar. Buradalar. Devlet Su İşleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Kömür İşletme ve Su Konut İdaresi'nin önemli altyapı projelerini başarıyla yürüten Öz Erkan İnşaat, yılın en iyi altyapı firması ödülünü kazandı. Öz Erkan İnşaat, gerçekleştirdiği projelerini özellikle altyapı yetersizliği nedeniyle verim alınamayan tarım arazilerini ekonomiye katma değer sağlayacak şekilde araziyi toplulaştırmaları da başarı getirmektedir. Kendisini tebrik ediyoruz. Sizin huzurlarınızdan bir kez.